Sabiha'nın ardından bir konu bir konuk programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için tekrardan hatırlatalım. Bugün stüdyomuzda Özel İdol Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Gazi Duman bizimle birlikte. Bugün bir konu bir konuk programında kataraktı işliyoruz. Tabii programın birinci bölümünde kataraktı nedir, belirtileri nelerdir bunlardan bahsettik. İkinci bölümde de daha çok tedavi yöntemlerine değineceğiz. Ancak ben kısa bir hatırlatma yapayım. Programımız boyunca bize telefon bağlantısıyla bağlanıp Gazi Hocam'a sorularınızı da sorabilirsiniz. Arkadaşlarımız zaman zaman iletişim numaralarımızı ve adreslerimizi sizlere bildiriyorlar. Ben bir kez daha hatırlatayım. 264-8020'yi arayarak programımıza da telefonla bağlanabilirsiniz. Evet Gazi Hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Tabi programın birinci bölümünde konuştuk. Katarakt çok yaygın ama ciddi bir hastalık. Bunu anladık. Evet. Peki bir de şöyle bir sorum olacak benim. Katarakt dedik ki %70-75-50 ve yaş üstünde görülüyor. Ancak doğumsal katarakt var mı hocam? Yani genetik faktörler etkili mi bunda? Tabi. Şimdi daha önceki programda glokom konusunu işlemiştik biliyorsunuz. Onda da glokomda da genelde 35-40 yaş sonrası riskli yaşlardır diye bahsettik. Katarak içinde bu 50-55 yaş üzeri. Tabii glokomda da doğumsal glokom olduğu gibi katarakta da var. Tabii doğumsal katarak normal erişkin kataraklarına göre çok daha az karşımıza çıkıyor. Az ama çok çok daha bizim dikkatli olmamız gereken hem bizim hem de ebeveynlerin, anne babanın bu konuda dikkatli olması gereken bir durum. Çünkü İleri yaş kataraklarında çok nadir, işte biraz önce bahsettiğim işte glokoma sebep olan ya da travmatik darbeye bağlı katarak dışındaki kataraklarda ameliyatın 1 ay, 2 ay, 3 ay sonra olmasının çok fazla bir hasta açısından dezavantajı olmuyor. Yani bir kayıp olmuyor. Ama doğumsal katarakta bu durum tam tersi. Şöyle söyleyeyim özetle. Yeni doğan bir bebeğin bir gözünde ya da iki gözünde konjenital katarak dediğimiz doğumsal katarak tanısı konduğu anda ameliyat edilmesi lazım. Kesinlikle hemen ameliyat edilmesi lazım. Yani birkaç gün içinde ya da bir hafta içinde. Neden derseniz, çünkü bebek yeni normal sağlıklı bir, yani göz problemi olmayan bebekten bahsediyorum. Doğduğu zaman zaten görmesi çok azdır. Yavaş yavaş gözle beyin arasındaki bu iletişimin devamı ile birlikte görmesi yavaş yavaş artar. Bebekler yeni doğduklarında yaklaşık 15-20 santimlik mesafeyi görürler. Hatta şöyle söyleyeyim, biz hasta yakınlarına, anne babasına şunu söyleriz. Ortalama 2,5-3 aylığa kadar takip pek olmaz bebeklerde. Yani görse, uzaktan gösterilen cismi çok kolay takip etmezler. Çünkü o mesafeyi göremezler. 20-30 santime kadar görebilirler. Ancak 3 aydan sonra takip problemi varsa zaten problem var demektir. O konuda biz hasta anne babasını mutlaka uyarırız. İşte bundan dolayı görsel iletişim daha yeni başladığı için doğduktan sonra ve hızlı bir şekilde devam ettiği için, şimdi bu görsel iletişimin sağlıklı olması için dışarıdan bir görüntü göze gelecek. Göz tarafından işte korneadan, lensten geçecek sinir tabakasına, retinaya gelip oradan optik sinir aracıyla beyine gelecek ve beyinde görüntü olarak algılanacak ve bu iletişim sürekli bu şekilde devam edecek. Eğer bu görüntünün algılanması yolunda herhangi bir yerde problem varsa, bir tıkanma varsa ya da bir bariyer, engel varsa, o bebeğin o gözü görüntüyü algılamadığı için beyinde o gözü unutur. Yani bir görüntü gelmediği için o gözden iletişim de kopar. Ve ona bağlı olarak bizim işte görme tembelliği dediğimiz halk tarafından çok iyi bilinen bir durum. Hatta birçok hastalıkta, şaşılıkta da görülür. Durum ortaya çıkar. İşte bunun sebeplerinden bir tanesi doğumsal kataraktır. Tek taraflı ya da iki taraflı olabilir. İki taraflı olma ihtimali yani azımsanmayacak kadar yüksektir. Yani doğumsal kataraktlar içinde. İşte doğumsal katarakta siz, işte bunun kataraktı çok gelişmemiş, daha erken deme şansına sahip değilsiniz. Hekim zaten bunu söylemez de hasta anne babasına hekim, bu kişide katarak var, yani çocuğunuzda, bebeğinizde katarak var ve mutlaka bir an önce ameliyat yapmamız gerekir dediği zaman anne babanın artık alternatif bir çözüm arama lüksü yok.
mutlaka ameliyatı yaptırması lazım. Yani o hekimi olabilir, başka bir hekimi olabilir. Hiç vakit geçirmeden ameliyatını gerçekleştirilmesi lazım ki aradaki o engelin ortadan kalkması lazım. Engel de katarak. Ki siz o kataraktı alacaksınız, dışarıdan gelen görüntü yine beyne ulaşsın diye. İşte sinir tabakasından beyne iletilsin diye. Şimdi biraz sonra bahsedeceğim kataraktın tedavisinden. Tabii kataraktın tedavisi cerrahi. O değil kaçınılmaz. Mi? Başka hiçbir yolu yok sanırım yani değil bir, mi? İlaç tedavisi yok, bir lazer yok. Cerrahi tedavidir, ameliyattır daha doğrusu. Şimdi bebeklerdeki cerrahi tedavi ile yetişkinlerdeki cerrahi tedavi arasında fark var. Biraz sonra bahsedeceğim. Yetişkin kataraktlarında biz FAKO yöntemiyle küçük bir kesi yaparak kataraktlı merceğin sadece kataraktlı kısmını alıp içine katlanabilir göz içi merceği yine aynı kesiden koyup dikişe atmadan sonlandırıyoruz. Ama bebeklerde biraz yöntem farklı. Yine kataraktı alınıyor ama diyelim ki örnek vereyim 3 aylık bir bebek. O kişiye mercek konulmuyor. Bebeğe mercek konulmuyor. Neden derseniz çünkü gözün gelişimi devam edeceği için sizin o an koyacağınız merceğin ölçümüyle 2-3 yaşına geldiği zamanki merceğin ölçümü çok farklı olacaktır. Yani siz eğer 3 aylık kataraktı, bebek doğumsal kataraktı ameliyat edip o anda gözüne mercek koyarsanız %100 bu merceği çıkarıp tekrar yeni bir ölçüm, dioptri adını verdiğimiz numaralı mercek koymak çünkü zorundasınız. Büyüyeceği için değil mi? Onun için kesinlikle doğumsal kataraklarda ameliyat sırasında mercek konulmaz. Çocuğa ya gözlük verilir ya da kontakt lens takılır bebeğe. Tabii zor bir süreç. Yani anne babası açısından da zor bir süreç. Çünkü kalın camlı bir gözlük vermek durumundayız. İşte 15-20 numaraya yakın gözlük. Çünkü bebeğin merceğini alıyorsunuz. Onun görevini görecek dışarıya bir cam takıyorsunuz gözlük olarak. İki taraflı ise katarak genelde biz gözlük veririz. İki gözünde ameliyatını gerçekleştirip bir süre sonra gözlük veririz ki görme tembelliği riskini azaltmak için. Ama tek taraflı kataraksa, bir gözü sağlam bir gözü kataraksa gözlük çok uygun olmaz. Şundan dolayı olmaz. Bir gözü 0 numara, diğer gözü örnek vereyim işte artı 20 numara, işte 18 numara mercek. Bizim anizometropi dediğimiz dengesizlik olur. Yine görme tembelliği ile mücadelede başarı şansımız düşer. İşte böyle bebeklere biz kontakt lens takarız. Yani gözde bir ay karabilen kontakt lens takarız. Tekrar hasta yakınlığı, yani hastayı, bebeği çağırırız. İşte anestezi altında ya da uyutmadan da lensi çıkarıp temizleyip ya da yeni bir lens takarız. Mutlaka bunu yapmamız lazım. Bir de sadece ameliyatla olay bitmiyor. Normal yetişkin kataraktında biz ameliyatı gerçekleştiriyoruz. İşte ameliyattan yaklaşık 4 hafta sonra gözlük muayenesini yapıp kontrolleri bitirip gönderiyoruz. Tabii belli periyotlarla 6 ayda 1 yılda bile normal genel kontrol geliyor ama bebeklerde bu durum böyle değil. Bebeklerde tamam ameliyat sonrası işte damla tedavisi var, enfeksiyonla mücadele var ama onunla iş bitmiyor. Görme tembelliğiyle mücadele yıllar süren bir maraton. Takibini yapıyoruz, ölçümleri yapıyoruz çünkü bebeğin gözün gelişimi devam ettiği için göz çünkü bebeklerde yaşla beraber büyümeye devam eder. İşte buna bağlı olarak gözlük numarası ya da kontakt lensi numarası değiştiği için belli periyotlarla bunun numarasını değiştirmemiz lazım. Ya da gerekirse bir gözü kapatma yöntemiyle görme tembelliğiyle mutlaka mücadele etmemiz lazım. Ta ki gözüne mercek koyuncaya kadar. Yani ömür boyu bu şekilde bırakmıyoruz bebeği. Yani ömür boyu işte artı 15, artı 20 numara ya da işte ileri yaşlarda bu artı 11, 12'lere düşüyor. Gözlüğe mahkum etmiyoruz. Belli yaştan sonra ortalama işte 2,5-3 yaşından sonra. Gelişimi tamamladıktan tamam, sonra. Tamam 3 yaşından sonra. Yine bir operasyonla gözüne mercek konuluyor çocuğun. Ki o kalın camlı gözlükten kurtarmak için. O açıdan doğumsal kataraklar çok önemli. Tekrar üstüne basa basa söyleyeyim. Doğumsal katarak tanısı konmuş bebek tanı konduktan sonra en kısa zamanda ameliyat edilmesi lazım. Hangi gözünde varsa tek göz ya da iki göz. İki gözde varsa tabii aynı anda yapılmıyor. İşte birkaç gün ya da bir hafta arayla yapılıyor. Hasta anne babasının beklemek gibi bir lüksü yok. Çünkü beklediği her gün görme tembelliği riskini artırır. Değil mi? Kesinlikle. Siz bu eğer, kimi de şöyle söyleyeyim sınırı, gerçi bir üst sınır da var ama yani normal 50 yaş üstü kataraklarda biz ameliyat tanısı koyduktan sonra belki 3 ay sonra da yapabiliriz, 2 ay sonra da yapabiliriz. Ama bebekte özellikle 6 ay, hele 1 yaşını geçirirseniz
Ondan sonra siz ne kadar mükemmel ameliyat yaparsanız yapın, ne kadar görme tembelliğiyle mücadele ederseniz edin, hele bir yaşından sonra kalmışsa ameliyat, kişide, bebekte görme tembelliği kaçınılmaz oluyor. Tabii tembelliğin derecesi kişiye göre değişiyor ama onun için mutlaka en kısa zamanda ameliyat olması lazım. Tabii doğumsal katarak neden oluyor? Doğumsal kataraktın birçok sebebi var, genetik faktörler var. Yani yakın akrabalarında doğumsal katarakta olanların çocuklarında ya da kendisinde varsa çocuğunda görülme olasılığı daha fazla. Bebek anne karnındayken yani hamileyken geçirdiği bir takım hastalıklar, işte toksoplazma belki duymuştur birçok vatandaşımız. Özellikle kedi köpek dışkılarından geçen bir parazit var, toksoplazma adını verdiğimiz. İşte buna bağlı eğer bu parazit annede varsa bu annenin bebeklerinde doğumsal katarak görülebiliyor ki sadece bu görülmüyor. Toksoplazma taşıyan bir annenin bebeğinde çok ağır beyin anomalileri karşımıza çıkabiliyor. Gözün retina tabakasında bizim işte kororetinit adını verdiğimiz harabiyete sebep olup kalıcı görme azlığına sebep olabiliyor toksoplazmin. Tek taraflı ya da iki taraflı. Artı katarakta sebep olabiliyor ve gözde ağır derecede anomalilere hatta doğumsal glokomlara dahi sebep olabiliyor. İşte anne karnına geçirilen bir takım viral hastalıklar, işte bizim sitomegaloviris dediğimiz hastalıklar, bunlar doğuştan katarak riskini artıran faktörler. Değil mi? Tabii ki sanırım ebeveynlerin de bu konuda çok dikkat etmesi tabii, gerekiyor. Kesinlikle. Sürekli hani çocukların kontrollerini de yapması gerekiyor. Peki Gazi Hocam, süremizin de hani kısıtlı olduğu için yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben bütün konulara da değinmek istiyorum. Peki hastamız görme azlığından dolayı kontrole geldi. Tanısı kondu. Dendi ki katarakt var. Hemen cerrahi operasyona alınıyor. Alınması gerekirse. Hı hı. Peki bundan sonraki süreç nasıl işliyor hocam? Yani şöyle bir kısaca bir tedaviden cerrahiden bahsedelim. Şimdi katarakt tanısı koyduk. Ameliyat kararı verdik. Tabii ameliyat öncesi bir takım hazırlık aşamasından geçmesi gerekiyor. Biz ameliyat öncesi ortalama 3-4 gün öncesinden başlayan bir antibiyotik damla veriyoruz hastaya. Ameliyat olacak olan gözüne günde 4-5 kez damlatmak üzere 3-4 gün öncesinden başlıyor. Bu ameliyat sonrası gelişebilecek, tabii çok düşük bir oran 10 binde bir olasılıkla ciddi enfeksiyonlardan koruyan, yani bu riski çok daha düşük oranlara düşüren bir koruyucu yöntem, antibiyotik profilaksisi. Onun dışında hastanın başka bir problemi varsa, şeker biraz önce bahsettim, işte astım gibi, onların o yönlerden rahatlatılması lazım. Yani ameliyata hazır hale gelmesi lazım. Ameliyat öncesi hastanın gözüne göz beni büyüten damlaları damlatıyoruz. Yaklaşık bir saat öncesinden başlıyor. Yeterli büyüklüğe ulaştığı zaman ameliyathaneye alıyoruz. Şimdi daha önce yapılan ameliyatlar, bundan 15-20 yıl öncesine kadar yapılan ameliyatların yöntemi farklıydı. Bizim işte ekke dediğimiz büyük bir kesi yapılarak ve dikiş atılarak yapılırdı. Şu anda bizim fako cerrahisi, yani tıptaki karşılığı fako emulsifikasyon cerrahisi dediğimiz yöntemle yaklaşık 2,5 milimetrelik bir kesiyle, kaldı ki anestezide büyük bir çoğunluğunda %80-90'ında sadece damla kullandığımız, yani bakın genel anestezi değil, lokal yani iğne de değil, sadece uyuşturucu bir damla damlatarak, 3-4 kez damla damlatarak gerçekleştirdiğimiz bir ameliyat. Ameliyat süresi tabii kişiye göre değişmekle beraber yaklaşık 15-25 dakika, bilemediniz yarım saat. Ameliyat sırasında tabii hastanın rahat bir ortamda olması lazım. Hastanın sedasyonda, yani streste olmaması gerekiyor. Şimdi ameliyat sırasında kullanılan, yani ameliyat yapmak için kullanılan fako cihazlarının kalitesi, yeterliliği çok önemli. Çünkü ameliyat sırasında biz kataraklı merceğe ultrasonik enerji vererek o merceği parçalayıp vakumla emerek gözden uzaklaştırıyoruz. Sadece merceğin kapsül dediğimiz zarını böyle bir tabiri caizse çukur tabak gibi bırakıyoruz. Ve merceğin içine normal bizim intraoküler lens dediğimiz suni mercek yerleştiriyoruz enjektör yöntemiyle. Peki hocam, bir telefon bağlantımız varmış. Alo. Alo, iyi akşamlar. Alo. Sanırım bağlantıda bir problem oldu. Alo. Tekrardan deneyelim isterseniz. Bağlantıda bir problem oldu.
Evet hocam, bağlantıda biz problemimiz var. Birazdan tekrardan bağlandıklarını arkadaşlarımız iletir. Biz devam edelim isterseniz. Biraz önce anlattığım gibi kişinin kataraktı merceğini gözden uzaklaştırıyoruz. Onun yerine o merceğin görevini görecek suni mercek. Onun özel enjektörüyle gözün içine yerleştiriyoruz. Ve dikiş atmamıza gerek kalmıyor. Çünkü kesi çok küçük olduğu için bizim hidrasyon dediğimiz sıvıyla kapatıyoruz. Ve ameliyata son veriyoruz. Şimdi burada bir takım önemli faktörler var. Bunlardan bir tanesi ameliyathanenin sterilizasyonu, işte kullanılan malzemelerin kalitesi ve sterilizasyonu. Bunlar çok önemli bizim için. Evet. Onun dışında kullanılan merceğin önemi çok çok fazla. Şimdi şöyle söyleyeyim, piyasada belki 100 çeşit mercek olabilir. Farklı fiyatlarda, farklı kalitelerde. Burada önemli olan şu: hastanın gözüne zarar vermeyecek, ileride risk oluşturmayacak. Çünkü bazı mercekler de opaklaşma dediğimiz ameliyattan birkaç yıl hocam, sonra... Hocam çok affedersiniz, sözünüzü bölüyorum. Tabii. Ancak bağlantı sağlanmış. Alo. Alo. Alo, iyi akşamlar. İsminizi öğrenebilir miyiz? Hacı Hüseyin Taş. Efendim? Hacı Hüseyin Taş. Halil İbrahim Bey. Buyurun Ali İbrahim Bey, hocamıza sorunuzu sorabilirsiniz. Tekrardan anlatık mı hocam? Ameliyat oldu. Kataraktan görmek durumundaydım. Hocaların sağ gözünden de ameliyat olmayı gerekir. Tabi zamanım yoktu, olmadım. Normal görmeye başladım, gözünü kaldım. Tıkılmaya başladım yani. Yolun tümşeklerini görmemeye başladım. Şu an... Şimdi de üç gün oldu, çarşamba günü tekrar katarak ameliyatına girdim. Şimdi sağ gözüm, ameliyat olan gözüm çoğu görüyor. Senin yerdeki olduğum gözüm kusur görüyor. Tekrar ameliyat olma imkanı olabilir mi? Ne de koydular içine de? Şeker hastalığınız var mı? Hayır. Hiçbir hastalığım yok. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani birçok sebep olabilir. Ameliyattan sonra biz merceği oturtmak için gözün kendi merceğinin zarını bırakıyoruz. O zar normalde saydam olması gerekiyor. O zar ameliyattan birkaç ay sonra saydamlığını kaybetmiş olabilir. Onun tedavisi kolay. Tabii şöyle söyleyeyim, ameliyattan sonra yaklaşık en az bir 3-4 ay geçmesi lazım tedavi edilmesi için. Basit bir lazer tedavisiyle ortadan kaldırılıyor. Ya da damar tabakasında, sinir tabakasında problem olabilir. Başka problemler olabilir. Yani tabii gözünüzün durumunu görmeden kesin bir şey söylemek çok zor. Ameliyat sonrası gayet iyiydi. Daha sonra mı azalmaya başladı görüntü? Çarşamba günü oldum, bugün cuma. Sağ gözüm, sol gözümden daha iyi görmeye başladı. İşte, yani birçok sebep olabilir. Tekrar zaten muayenede doktor arkadaşımız size bilgi verecektir. Ya da astigmat olabilir. Yani gözlük numarasında değişiklik olabilir. Birçok sebep olabilir. Ya da sarı nokta hastalığına bağlı olabilir. Ameliyat sonrası bazı hastalara biz yani göz tansiyonu yükselmesin diye verebiliyoruz geçici olarak. Ama o uzun süre kullanılan bir hap değil zaten. Evet yani 3 günlük bir hap diyorlar. Evet evet. O yani bazı hastalara verilen bir hap. Yani şey değil, problem olduğu anlamına gelmiyor. Peki, rica ederim, geçmiş olsun. Geçmiş olsun diliyoruz size. İyi akşamlar diliyoruz. Evet. Süremizin de yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Bir 5-6 dakikalık süremiz kaldı. Tabii aslında ben şuna da değinmek istiyorum Gazi Bey. Ameliyat yapıldı. Bundan sonrası da önemli değil tabii, mi? Bir de sıkça sorulan bir soru var ki, katarakt tekrardan yeniler mi?
Bir de ondan sonra tabii. hastaların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Şöyle bir tabii. toparlayacak ve özetleyecek olursak. Önce kataraktın yenilemesinden bahsedeyim. Buyurun. Aslında katarak yenilemiyor. Çünkü hı-hı. sonuçta siz ameliyat sırasında kataraklı olan merceğin kataraklı kısmını alıyorsunuz. Sadece zarını bırakıyorsunuz. Yenilemekten tabir şu, o zar normalde saydam olması gereken zar bazı kişilerde belli bir süre sonra saydamlığını kaybediyor. Yani buzlu cam gibi oluyor. Şöyle söyleyeyim, bebeklerde bu oran %100. Yani bebeklerde katarak ameliyatı olan bebeklerin hepsinde %100 oranda görüldüğü için ameliyat sırasında o zarın ortası zaten açılır. Gençlerde de çok yüksek olasılık görülüyor. Yaş ilerledikçe bu olasılık azalıyor. Tabii bunda göze konulacak olan merceğin de kalite faktörü önemli. Yüksek kaliteli merceklerde bu oran daha düşük olabiliyor. Bunun tedavisi kolay. Ayaktan ameliyat değil. Yaklaşık ameliyattan en erken 3-4 ay sonra yapıyoruz biz onu. Erken yapmak da sakıncalı. Yaklaşık bir 5 dakikalık tedavisiyle lazer tedavisiyle saydamlığını kaybeden zarın ortasında tabiri caizse bir delik açıyoruz. Yani bir pencere açıyoruz ve kişi hemen ameliyattan sonra bir gün sonra normal net görüntüye kavuşuyor. Yani yenilemekten tabir yani yenilemenin karşılığı bu. Yoksa katarak tekrar oluşmuyor. Sadece zar, bıraktığımız zar, merceğin arkasındaki, suni merceğin arkasındaki zar saydamlığını kaybediyor. Şimdi diğer sorunuza geleyim. Katarak ameliyatı sonrası bakım en az ameliyat kadar değil önemli. Mi? Evet. Hastaların bu konuda çok titiz olması lazım. Hekimin önerilerinin hepsini dinlemesi lazım. Yani ameliyat sonrası ilk bir hafta bizim için çok önemlidir. Enfeksiyon açısından. Özellikle hatta ilk 3-4 gün hastaların işte ilk bir hafta gözüne su kaçırmaması lazım, ovuşturmaması lazım, gözüne darbe almaması lazım, ameliyat olduğu tarafa doğru yan yatıp işte gözüne baskı uygulamaması lazım. Hekimin verdiği damlaları harfi harfine hangi sıklıkta tavsiye etmişse düzenli olarak damlatması lazım. Bu çok önemli çünkü ameliyat sonrası ben artık ameliyat oldum, kurtuldum, bana bir şey olmaz deme lüksüne sahip değil hiçbir hasta. Çünkü ameliyat sonrası çok düşük de olsa 10 binde 1, 10 binde 2 olasılık da olsa enfeksiyon görülebiliyor. Ama tabii kişiye göre değişiyor. İmmün sistemi, bağışıklık sistemi düşük olanlarda biraz olasılık fazla, şeker hastalığı olanlarda fazla. İşte bunlardan korumak için bakımın önemi çok çok büyük. Düzenli olarak hekimin söylediği günlerde mutlaka kontrole gelmesi lazım hastanın. Zaten o kritik dönem atlatıldıktan sonra çok fazla korkulacak bir şey kalmıyor. Ameliyatta kullanılan merceklerden kısaca bahsetmek Buyurun. İstiyorum. Şimdi son birkaç yılda gündemde olan işte katarak ameliyatı sonrası hem uzak hem yakın gözünden kurtulma olayı evet. var. Bu doğru. Bizim multifokal ya da trifokal dediğimiz mercek türleri artık gündemde. Bu merceği taktığımız zaman tabii hastanın göz yapısı da önemli. Yani korneası, yüksek astigmat olup olmadığı. Kişilerin uzak ve yakın gözünden kurtulma şansları var. Tabii maliyetleri biraz daha yüksek bu merceklerin diğerlerine göre. Ama normal kullanılan merceklerde de kaliteli mercek kullanırsanız eğer hastaların hemen hemen hepsi çok memnun kalıyorlar. Merceğin önemi şundan kaynaklanıyor. Eğer kalitesiz mercek kullanılırsa ameliyat sırasında tamam ameliyat yine aynı şekilde gerçekleştirilir. Belki ameliyat sonrası erken dönem, orta dönem hastanın şikayet olmayabilir. Ama bazı merceklerde aynen katarak gelişir gibi merceğin saydamlığı kayboluyor zaman içinde. Buzlu cam gibi oluyor. O merceği tekrar çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Ki göze takılan merceğin çıkarılması katarak ameliyatından çok daha zor bir olaydır. Çünkü o mercek o kapsül dediğimiz zara yapışıyor. Çıkarma sırasında zarda yırtılma olabilir, kanama olabilir. Her türlü riski barındıran bir ameliyat bu. O açıdan riski göze almayıp baştan kaliteli mercek takılması bir hastaların bu konuda da bilinçli olmasını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü sonuçta gözlük yani bir yanlış gözlük bile verilse bir kişiye onu değiştirme şansına sahiptir. Ama uygun olmayan bir merceğin takılması ya da kalitesi merceğin takılması sonrası bunu değiştirmek, gözlük değiştirmek kadar kolay olmuyor. Peki Gazi Hocam programımızın da sonuna geldik. Ben katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Tabii son olarak eğer eklemek istedikleriz varsa izleyicilerimize uyarılarda bulunmak isterseniz. Katarak en sık körlük sebeplerinin başında gelmekte. Ama tedavisi, cerrahi çok nadir durumlar dışında başarı şansı çok çok yüksek. Katarak ameliyatı tavsiye edilen hastaların mutlaka hekimin tavsiyesine uymalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü çok geciktiği zaman katarak ameliyatı artık katarak ameliyatı olmaktan çıkıp
bir takım riskleri beraberine getiren çok farklı ameliyatlara aday hale getirebiliyor gözü. Hatta göz kaybına dahi gidebiliyor işte glokom, iltihap gelişimine bağlı olarak. Onun için geçmişe göre günümüzde artık katarak ameliyatı sonrası hastanın konforu çok yüksek. Daha önceki yapılan ameliyatlarda hasta 1-1,5 ay işine dönemezken şimdi yaklaşık 1 hafta gibi kısa zamanda hatta 3-5 gün içinde işin tabii niteliğine göre değişmekle beraber normal günlük yaşantısına dönebiliyor. Çok daha konforlu bir ameliyat. Ameliyattan korkmasınlar ama tabii sonuçta en doğal haklarıdır. Ameliyatı yaptıracaktır hekimi, hastaneyi, işte mercek seçimini falan tabii kendileri çok iyi değerlendirsinler. Ama ameliyat kararı verilmişse bence bu karara uysunlar derim. Peki Gazi Bey, çok teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. İyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Sağ olun size. Evet değerli izleyenler, bugün Bir Konu Bir Konuk programında kataraktı konuştuk. Stüdyomuzda da özel idol kulak burun boğaz cerrahi tıp merkezi göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Gazi Duman bizimle birlikteydi. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Bir Konuk Bir Konuk programında görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar efendim.